S-400 almazsanız gökyüzünü FETÖ'cülere bırakırsınız. Türkiye Amerika'nın tehditlerine boyun eğmedi ve Rusya ile S-400'ler için anlaşma imzaladı. Hava savunma sistemleri Temmuz ayında Türkiye'ye teslim edilecek. Ancak Amerika'nın baskıları sürüyor. Biz şimdi kendi sistemimizi almaya ve milli sistemimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Hayır, onu almayacaksın diyor. Yani neredeyse envanterden çıkartacağı, yerine başkalarını koyacağı petrol sistemini tavsiye etmeye çalışıyor. Peki Türkiye'nin bu aşamadan sonra atması gereken adımlar neler? Emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş süreçle ilgili kritik uyarılar yaptı. İtalyanlar Kahramanmaraş'ta nereye koruyorlar? Suriye'den gelen balistik füzeleri mi koruyorlar? Hayır, Küreci'yi koruyorlar. İncirlik'teki şu anda bulunan İspanyollar kimi koruyor? Amerikalıları koruyor. Yani bizi kimse korumuyor şu anda. Karataş, Türkiye'nin yapması gereken hamleleri tek tek saydı. İncirlik'i kapatacaksınız. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün düşünürler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kongredeki Türkiye'yi tanıyanlar İncirlik konusunda kara kara düşünüyorlar. İncirlik'teki 50 adet nükleer uçaklardan atılabilen nükleer bombayı ceplerine koyacaksınız, Amerika'ya geri yollayacaksınız. Küreci'yi kapatacaksınız. Kahramanmaraş'taki ve İncirlik'teki NATO çerçevesinde gelen hava savunma unsurlarını göndereceksiniz.